İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla Türkiye'nin huzur ve güvenliği doğrultusunda her ayın başında düzenlenecek olan 2024 yılının ilk il güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin öncülüğünde Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Burhanettin Erdoğan ve Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun'un eşliğinde gerçekleşti. Ocak ve Şubat aylarının verilerini açıklayan Vali Hulusi Şahin, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2 aylık operasyonlar açıkladı. Şahin, birinci önceliklerinin Antalya'nın güvenliği olduğunu söyledi. Vali Şahin il genelinde 7079 asayiş suçu işlendiğini, yapılan operasyonlarda ise 1083 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Asayiş suçlarında Şubat ayında 7079 olay meydana gelmiştir. Ve bunlarda %90'lık bir aydınlatma oranı ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç çıkardı arkadaşlarımız. Yapılan operasyonlarda 1803 şüpheli yakalanmış, 242 şüpheli tutuklanmıştır. Aranan şahıslara yönelik 4069 aranan şahıs yakalanmış, hapis cezasıyla aranan 1451 şahıs tutuklanmıştır. Şahin işlenen organize ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili yapılan çalışmalara da değindi. Organize suçlarla mücadele kapsamında 9 operasyon gerçekleştirdik, 43 şüpheli şahsa işlem yaptık, 12 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 9 şahıs serbest kaldı, 22 şahıs ise tutuklandı. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 113 operasyon gerçekleştirildi, 140 şüpheli şahıs yakalandı, 100 şahıs serbest kaldı, 36 şahıs adli kontrol kararı verildi, 4 şahıs tutuklandı. İl genelinde yabancı uyruklu işlenen suçlar hakkında bilgiler de veren Vali Şahin, suçların ağırlıklı olarak Suriye ve Rus uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştiğini aktardı. Yabancıların karıştığı olaylarda ise il genelinde 683 yabancı uyruklu şüpheli suça karışmıştır. Büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalarda Suriye ve Rusya Federasyonu ilk sırada geliyor. Fakat ortalamaya baktığımızda bunun çok yüksek olmadığını ifade etmek isterim. İşlenen suça göre dolandırıcılık, taksirle yaralama, kasten yaralama gibi konular. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis tarafından Onur Demirci'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü de çökertildi. 6 Mart 2024 saat 07'de eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Ve bu düzenleme neticesinde Antalya ilimizde 12, Batman ilinde 1, Diyarbakır ilinde 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Antalya halkının huzur ve güvenliği için düzensiz göçün önüne geçmek için çalıştıklarını söyleyen Vali Şahin, mobil göç noktaları sayesinde sıkı bir mücadele verdiklerini dile getirdi. Şahin, Antalya'nın güvenliği için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.